Merhaba sevgili kıymetli Bağkurlu arkadaşlarım. Buradan hepinize öncelikle selam ediyorum. Uzun zamandır video atmadık. Neden atmadık? Bildiğiniz gibi seçimlerimiz oldu. Seçimler bitti. AK Parti kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Milletvekilleri seçildi. Yeminlerini ettiler. İşbaşı yaptılar. Görevlerine başladılar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakanlarımız seçildi. Onlar da görevlerini aldı. Allah hepsine hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz için İnşallah hayırlı hayırlı işler, hayırlı hayırlı güzellikler olur. Cumhurbaşkanımıza da buradan hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar biz artık Bağkurlar olarak artık elimizden gelen çabayı ne zamanlardan beri uğraştık, sesimizi duyurduk. Yani bir şeyler yapmaya çalıştık. Çünkü Bağkurların üzerinde olan zulümü, Bağkurların üzerinde olan haksızlığı buradan biz videolarla edebimiz ve terbiyemiz usulünde sesimizi duyurmaya çalıştık. Ve bunu da çoğu yerde başardık Allah'ın izniyle. Sesimiz duyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da Bağkurlular ve esnaflar ve çiftçiler için bir şeyler olacağını söyledi. Allah razı olsun diyoruz. Fakat artık biz aylardır bu heyecana beklemekten artık tükendik. Çünkü çok zamanlardan beri heyecan. Bütün Bağkurlar heyecanla yaşadı. Hepsi heyecanla yaşadı. Seçimlerimiz bitti. Artık gördüğünüz gibi tescil hapı bekleyen insanlar umutlarını kırmadılar. Hala umutlu ve bekliyorlar. Ehya hapı bekleyenler hepsi bekliyor. Ondan sonra eşitlik de bekliyor. 3600 kısmi emeklilik yaşlı insanlar da dört gözle bunu bekliyor. Artık seçimlerde bittiğine göre, her şey bittiğine göre artık şu ekranlarda, şu yerlerde artık Bağkurların da yüzünün gülmesini buradan istiyoruz. Hakkımız olan şeyi istiyoruz. Çünkü artık hepimiz bildiğiniz gibi daraldık, sıkıldık. Allah memleketimizde biraz zorlamalar var. Biraz sıkılıyoruz, daralıyoruz ama Bağkurların da yüzünün gülmesini istiyoruz. Biz ne zamanlardan beri burada hep beraber el ele yani yoksulluğumuzu ve Bağkurlu'nun esnafının mağduriyetini, çiftçinin mağduriyetini, o serbest çalışan insanların mağduriyetini, herkesin mağduriyetini göz önüne aldık. Herkese güzel güzel ışıklar geliyor. Çok güzel ışıklar geliyor. Mesela memurların maaşları yükseliyor. Emeklilerin maaşları yükseliyor. Ondan sonra ne diyeyim yani bu kiracılar dalgası da çok bu ev sahibi kiracı dalgası da çok felaket. O da zaten ev yok. Allah yardım etsin herkese. Yani durumlar iyi değil. Herkese bir nebze artık sonuçlar çıkmaya başladı. Herkese işte Temmuz ayında şöyle olacak, böyle olacak her şey çıktı. Fakat artık Bağkurlu da istiyor. Bağkurlu'nun da yüzünün gülmesini istiyor. Ufak bir nezbe de olsa Bağkurlu da artık hakkı, bu hak eden şeyi istiyor. Yani biz hepimiz, hep beraber burada Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. Bağkurlular adına buradan sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, artık Bağkurlu'nun da yüzünü güldürme zamanı geldi. Artık bizim yüzümüzü de güldürün. Sayın Bakanlarımız, bir an evvel bu Bağkurlu üzerinde olan çalışmayı bir an evvel sonuçlanmasını istiyoruz. Artık Bağkurlular olarak biz de mutlu bir, güzel bir nefes almak istiyoruz. Hep beraber el ele Türkiye, inşallah Allah'ın izniyle çok güzel Türkiye'yi bekleyecek. Bağkurların da yüzü gülsün ve bu Türkiye'de. Bağkurların da yüzü gülsün. Herkesin yüzü gülüyor. Artık Bağkurlara güzel bir haber gelsin. Bütün yayıncıları görüyorum YouTube'da, orada, burada. Hep olacak mı, gidecek mi? Olacak mı, gidecek mi? Şu çıkacak mı, bu çıkacak mı, bu çıkacak mı? Biz artık bunları dinlemek istemiyoruz. Şu çıkacak, bu çıkacak. Biz birinci elden Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan artık bu işe son noktasını konulmasını istiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Remzeren olarak ben buradan hepinizi seviyorum Bağkurlu arkadaşlarım. Bizim inşallah Bağkurlu mağduriyetimiz gidecek. Hepinize saygılarımı sunuyorum.